Merhaba arkadaşlar. Şimdiki 14 nolu parçamızın katı modelini part design modelinde çizme işlemi gerçekleştireceğiz. Üst menüden Start, Mechanical Design ve Part Design diyorum. Ve OK diyerek yeni bir dosya açıyorum. Bakış açımı şu şekilde kabul ediyorum. Buna göre ZX düzlemini seçerek Sketch'e tıklıyorum. Burada bir çemberimiz var. Çemberimiz yüksekliği 63 milimetre, dış çapı 75, iç çapı 50 milimetre olacak şekilde bir silindir çizeceğim. Evet, birinci çemberim 75. İkinci çemberim 50 milimetre. Okey diyorum. Bu ikisini oluşturduktan sonra Exit Workbench ile dışarı çıkıyorum. Ve katı model, katı yani partizan modülünde pet komutunu kullanarak 65, 63 milimetre bir derinlik veriyorum. Şimdi şöyle bir çizim yapmamız lazım. Evet. Şuradaki yani düzlemimizi seçerek skeç'e giriyoruz. Tam merkezinden olacak şekilde merkezden diğer şuradaki parçamızın merkezi 75 mm ve 32 mm yüksekliği var. Ben merkez kabul ediyorum. Yani şöyle bir tane şöyle bir eksen çizgisi çiziyorum. Yani şöyle de yapabiliriz. Bir tane çember çizeriz. Çemberimizin yarı çapı bakın. Şurada kaçmış? R25'miş. Yani 50 mm. 50 milimetre. Evet. 50 milimetre çizdikten sonra merkezin iki merkez arasındaki mesafe kaç yazıyor? 75 milimetre. Bu bir. Yüksekliği 32 milimetre. Yani şuradan artık itibaren alıyorum. Bakın böyle açıldığı bir şekilde çıktı. Sağ tuşu yapıyorum. Diyorum ki dikey ölçülendirme izin ver. Burayı da 32 milimetre yap. 32. Enter. Evet, buraya kadar da tamam. Şimdi tam merkez noktasından geçecek şekilde bir yatay çizgi çizeceğim. Bir düşey çizgi de buna çakıştıracağım. Daha sonra bir tane çember daha düz bir çizgi daha çizeceğim. Bu düz çizgiyi R65'lik bir şeyle yay ile şuraya teğet olmasını sağlayacağız. Bakalım. Beraber yapmaya çalışalım. Line komutunu tıklıyorum. Tam şu sıfıra sıfır noktasından da çizebiliriz. Burayı trimleyebiliriz de. Yani bizim kendimize kalmış. Garanti olsun diyorsak sıfıra sıfır noktasından. Şöyle rastgele çizeyim. Bir. İkincisi tam şu noktadan yakaladığım. Aşağıya doğru çizdim. İki. Fazlalıkları quick trimle siliyorum. Şurası benim için fazla. Yanlış aldı. Ctrl Z. Evet. Yanlış yaptık. Heh. Şuradaki kısımları silecektim. Evet. Şurayı da sildik. Evet. Şuradaki kısmı silmesi lazım. Şöyle yapabiliriz. Burayı seçeriz. Project 3'te Elements deriz. Dedik. Hatta dedikten sonra da burayı Construction Standard Elements deriz. Evet, kesik kesik yaptık. Şimdi bir deneyelim. Evet. Bu kısmını da silmiş olduk. Nasıl yaptık? Şuradaki dış çemberimizi seçtik. Project 3D Elements dedik. Dedikten sonra Construction Standard Elements'teki yardım çizgiye dönüştürdük. Ve Quick Trim'le fazla olan kısmı sildik. Evet. Şimdi bakın profil komutuna geliyorum.
Profil komutuna geldikten sonra tam şuradaki kısımdan, yani çemberimin düşey olan kısmından 75'e, işte 50 kısmından tıklıyorum. Şöyle düz bir şekilde gelmesini sağlıyorum. Bakın geldikten sonra şurada Sketch Tools üzerinde bakın şöyle bir şey var. Görüyor musunuz? 3 point arc veyahut da tangent arc diyor. Ben bu tangent arc'ı seçiyorum. Şöyle olacak şekilde, hatta şöyle yapmayalım. Şuradan olacak şekilde bir yay çiziyorum. Escape'de çıkıyorum. Şimdi ölçülendirme yapacağım. Diyeceğim ki bunun yarıçapı kaçmış? 65. Enter. Şimdi en kolay kısım ilişkilendirme yapmak istiyorum. Diyorum ki şu uç nokta çember üzerine gelsin ve çakıştırsın. Evet. Bitti mi? Hayır. Ne yapacağım? Teğet olmasını sağlayacağım. Geldim. Birinci çemberim. İkinci çemberi seç. Sağ tuş yap. Tanjant işte. Teğetlendirdik. Bakın çok kolay bir şekilde teğetlendirme işlemini gerçekleştirdik. Aslında şurayı da şöyle yapabiliriz. Şimdi burada bizim için katı model yapacağımız kısmımız var. Şuradaki kısımlar fazlalık. Şuradaki kısımlar katı modele dönüşecek. O zaman oraları ne yapabiliriz? Dönüştürebiliriz. İsterseniz bunu yeniden yapayım. Bu bize daha rahat anlaşılması açısından. Şunu da siliyorum. Bunu da tekrardan siliyorum. Bakın bunun için şöyle şeklimize bakarsanız şu noktadan sol tarafa doğru teğet bir çizgi geliyor. Daha sonra R65'lik bir yay ile şurada birleşiyor ve şurada teğet olmasını sağlıyor. Biz bunu profil komutuyla yapıyoruz. Profil komutu bize kolaylık sağlıyor çünkü. Şimdi profil komutu tıkladıktan sonra tam şuraya 57'ye 75'e 57 kısma geldi. Düz bir şekilde gittim. Önemli değil ölçüsü. Geldi. Sonra bakın Sketch Tools üzerinde bu profil komutuna ait bir sürü özellik var. Line, tangent arc diyor. Ben seçtim. Geldi. Şöyle bir tane yay oluşturdum. Ve escape'e çıktım. Şimdi ise ölçülendirmesini yapacağım. Geldi. Evet. Kaç olacak demiştik. Şeklimize bakarsak 65'ti. 65'i yaptık. Şimdi ben şurayı Project 3'te Elements'te seçiyorum. Sanki çizilmiş gibi yaptı. Tekrardan bir çember çizmedim oraya. Daha sonra ilişkilendirme yapacağım. Nasıl yapıyorduk? Constrain. Diyorum ki bu uç nokta bu çember üzerine çakışsın. Constraints. Bitti mi? Hayır. Constrain. Diyorum ki bu yay ile buradaki çember üst üste çakışsın. Evet. Şimdi çakıştırma işlemini gerçekleştirdik. Evet. Şimdi fazlalık olan kısmı siliyorum. Burası gidecek. Evet gitti. Şu kısımlar gidecek. De. Peki bitti mi? Hayır. İstersek şuradaki şeyi de yapalım. Çemberimiz daha var. Çemberimizi çiziyorum. Çemberimin çapı 22 yazıyor. 22 milimetre. Enter yapıyorum. Eşeksenli yapacağım. 1, 2, sağ tuş. Concentricity. Orayı da oluşturdum. Artık buradan çıkabilirim. Evet. Şimdi ben 63 milimetreyi zaten yapmıştım. O zaman bu şekli 16 milimetre olacak şekilde yükseltiyorum. Preview. 16 milimetre verdim. Ve işlemi gerçekleştirdim. Bitti mi? Tabii ki hayır. Bu sefer de evet şu düzlem yani XY düzlemini seçerek sıkıca giriş yapıyorum. Evet bu benim istediğim şekilde olmadı. Hayır. D'den yapalım. Sketch'ten çıktım. Şöyle de yapabilirdik. Döndürüyorum. Şurasını seçerek tekrardan giriyorum. Evet. Şöyle bana görünmesini istiyorum. Evet. Şimdi bu işlemi yapmamız lazım. Nasıl bir şekilde yapacağız? Şöyle yapabiliriz. Şimdi şu çizgimizi seçip Project 3'te elemez diyebiliriz. Çünkü oraya ihtiyacımız var. Daha sonra bakın R25 diyor. Şurası 47 diyor. Burası 25 ise şuradan şuraya kadar olan mesafesi kaçmış?
25 olduğu için 22 seçtim. Bu tarafa doğru bir çizgi çizdim. Ve ben bunu 22 ayarlıyorum. Enter. 22 ayarladım. Daha sonra bakın şuradan hemen bir eksen çizgisi yapayım. Biraz AutoCAD mantığı da olacak ama istersek şeyle de yapabilirdik. Bir tane yay çizebiliriz. Bakın şöyle de yapabiliriz. Ama bayağı işi uzatmış olacağız. Şöyle yapayım. Tuttuk. Eksen çizgisini tuttum. Şuraya doğru yata olacak şekilde bir eksen çizgisi çizdim. Eksen çizgimin boyutu 25 ayarlıyorum. 25. Evet. Evet. Merkez noktamda belli oldu. Circle'ı tıkladım. Bir çember çizeceğim. Çemberimin yarıçapı kaç olacak? 50. Zaten çizmişim. 50. Peki şuradan da buraya doğru bir tane. Evet. Şimdi daha rahat gözülecek. Şuradan teğet olacak şekilde 47 demişti. 50. Biz buradan ne yapacağız? Şuralardan bir yerden saniye. 22'yi oradan çizdik. 2. Burası da 25 mm olacak. Evet. Çaldık. 47, 53, 63. Evet doğru. Tam doğru yapıyoruz. Geldik. Tamam şuradan şuraya kadar birleştiriyoruz. Birleştirdik. Daha sonra istersek şurayı da birleştirelim. Bununla bunu da birleştiriyoruz. Evet. Fazlalık olan kısmımızı sileceğiz. Burası fazlalık. 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 Evet burası da tamam. Peki ne kaldı eksiğimiz? Şuradaki yarıçapı 20 mm olan bir çember çizeceğim. Bakın şuraya getirdi. 20 mm'ye ayarlıyorum. 20. Evet oluşturdum. Exit Workbench. Gel bakalım. Şimdi ise aşağıya doğru aşağıdan yukarıya doğru 16 mm. 16 mm. 16. Evet zaten 16 mm'miz var. Okey diyorum. Açması oluşturmuş olduk. Yani bunu aslında şu şekilde biraz daha büyütmemiz lazım. Bakın şurada bir boşluk oluştuğu gibi. Birazcık daha iç kısma girmesini sağlamamız lazımdı. Onu şöyle yapabiliriz. Tekrardan düzeltme maksadıyla. Geldik. Geldik buradan. Evet. Şimdi bunu bir miktar daha iç kısma dahil edebiliriz. Şöyle sildim. Bakın buradan ölçüm yapalım. İsterseniz ölçüde olsun. Kaçmış? 62.5 sanırım. Onu ölçülendireceğiz. Şunu siliyorum. Line komutuyla seçtiğim bir miktar içeri girmesini sağladım. Ölçü de olsun ama kaçırmayalım. Kaç oldu? 70 yapalım. Et kalınlığımız var zaten. O bizi şey yapacak, kurtaracak. Şuradan ölçülendirme yapalım. 37.5'muş. Bize 40 yapalım. Sonra oradan 45-50 de olabilir. Silme işlemi yapacağız çünkü. Evet yaptım. Şimdi uç noktasından evet buraya geldim. Zoom area. Şöyle zoomlayayım. Şurada bakın fazla kısım kalmış. Evet, o kısmı silmek istiyorum dedim. Evet. Şimdi exit workbench diyorum. O kendi kendine ne yaptı? İşlemi gerçekleştirdi. Şuradaki şeyden faydalanmış olduk. Evet. Bu çizimimizi de bu şekilde halletmiş olduk. Burada profil komutundaki sketch'teyken profil komutunun iki özelliğini kullandık. Profil komutuyla aynı anda hem düz çizgi çizebiliriz ve çizdikten sonra da istersek yaya dönüştürebiliyoruz. Burada o işlemi gerçekleştirdik.
Daha sonra da işte pocket komutu ve pet komutlarını kullanarak işlemimizi gerçekleştirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.